Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz talebi Sayın Hasan Baltacı'nın. Buyurun Sayın Baltacı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygılı selamlıyorum. 75 günlük aranın ardından yaklaşık 4 haftadır bu meclis çalışıyor. 4 hafta boyunca mahalle ve çarşı bekçileri kanunu, rekabet kanunu, şimdi de ikinci yargı paketinin devamı kapsamında bir kanunla karşı karşıyayız. Şöyle bakıyorum, sanki bu ülkede işsizlik bitmiş, sanki bu ülkede ekonomik kriz çözülmüş, sanki bu ülkede kadınlar ve çocuklar güvende, sanki bu ülkede kadınlara ve çocuklara karşı şiddet uygulanmıyor, sanki bu ülkede gençler başka bir ülkede yaşama hayali kurmuyormuş gibi, her şey normalmiş gibi meclis yasama faaliyetine devam ediyor değerli arkadaşlar. Yalnız şu bir gerçek ki, meclisin gerçeğiyle sokağın gerçeği arasında çok büyük bir fark var. Bugün bu mecliste yoğunluklu olarak, ağırlıklı olarak kadına şiddet üzerine birçok konuşma yapıldı. Biraz sonra bir fotoğraf göstereceğim. Şimdi bu fotoğraf Kastamonu'da çekildi arkadaşlar. Cuma günü çekildi. Bu fotoğraf bizim için bu mecliste, bu meclis kürsüsünde sadece bir örnek olabilir. Ama bu fotoğrafta bahsi geçen kadın, Kastamonu Kırkçeşme Mahallesi'nde yaşayan Seher Yardımcı. Onun için bir örnek olmanın ötesinde bir fotoğraf bu fotoğraf. Seher Hanım cuma günü işten çıkıyor. Saat 7 civarlarında. Güpe gündüz. Evine doğru gidiyor. Tam evine yaklaşacağı sırada hiç tanımadığı, arasında hiçbir husumeti bulunmadığı bir erkek tarafından öldüresiye dövülüyor değerli arkadaşlar. Mahallelinin yardımları sayesinde saldırgan yakalanıyor, polise teslim ediliyor. 27 ayrı suçtan sabıkası bulunan saldırgan Seher'den önce 3 tane daha kadını darp ediyor, bir çocuğu daha darp ediyor, mahallelilerin yardımıyla polise teslim ediliyor. Seher hastaneye kaldırılıyor. Seher'in hastanede tedavisi devam ederken saldırgan serbest bırakılıyor. Daha Seher hastaneden taburcu olmadan saldırgan sabah 27 ayrı suçtan sabıkası bulunan saldırgan sabah elini kolunu sallaya sallaya karakoldan çıkıyor gidiyor. Kamuoyunun yoğun baskıları sayesinde bir gün sonra yakalama kararı veriliyor ama saldırgan şu anda bilindiği kadarıyla İstanbul'a kaçıyor. Kimse de yerini tespit edemiyor. Değerli arkadaşlar, bir an önce sokağın gündemine geri dönmemiz lazım. Seher için işlemeyen adalet, Seher için işlemeyen adalet, bir tır şoförü için, düzeniniz batsın diyen bir tır şoförü için işleyebiliyor. Seher için harekete geçmeyen yargı, Seher için harekete geçmeyen kolluk güçleri akşam tweet atanın sabah kapısını kırabiliyor. Seher için harekete geçmeyen yargı milim milim hesaplayıp tam da 23 Haziran günü yine kadın olan bir il başkanına sırf seçimi kazandı diye 9 yıl ceza verebiliyor. Bu kürsüden bunun gibi birçok konuşma yapıldı. Ben bu fotoğrafı sizin vicdanınıza emanet ediyorum demiyorum. Son kez ve bir kez daha hatırlatıyorum, şunu söylüyorum. Kadın bedeni ve çocuk bedeni üzerine hiçbir iktidar inşa edilemez. Buradan bütün Türkiye'ye şunu söylüyorum. Bizim iktidarımız, bu düzeni değiştirmek uğruna kurulacak bizim iktidarımız eşitlik üzerine, güven üzerine ve adalet üzerine kurulacak. Bu ülkede kadınlar ve çocuklar özgür ve güven, özgürlük bir şekilde ve güven içerisinde yaşayabilecek. Bu ülkenin gençleri bu ülkeyi terk etmenin hayalini kurmayacağı bir iktidar yakındır. Olabilir. Seçim kazanan herkese dava açabilirsiniz. Seçim kazanan herkesi hapse atabilirsiniz. Sizi eleştiren gazetecilerin daha savcı mütalaasını hazırlamadan hakimler tutuklama kararı verebilir. Ama ilelebet sürmeyecektir. Sizi kadınların ahı yıkacak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Akbaşoğlu.
çerçevesinde ortaya koyduğu, kafa karışıklığını ortaya koyan gerçek dışı bir takım beyanlarda bulunmuş bir hatibi dinledik. Dolayısıyla gerçekten bütün iddiaların reddedilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kayıtları geçti. Evet. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Altay. Söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Hatibin kürsüde söyledikleri tamamıyla Türkiye gerçeklerini yansıtmaktadır. Teşekkür ederim efendim. Evet. Kayıtlara geçmiştir.